Biz bu dereleri, bu suyumuzu kimseye vermiyoruz evladım. Bunu bilsin, bunu dünya da bilsin. İro, mahvaz, emlivi dere. Misal talankirina, vazaya hue. Misal talankirina, daru daristanin cüdiye. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. Kürdistan doğasını, insanını, ekosistemini, hayvanını katleden biri. Yeşil Pencere'den merhabalar değerli izleyiciler. Bu hafta kentsel dönüşüm yasasını konuşacağız. Kentsel dönüşüm yasasında yapılan değişikliklerle birlikte özellikle rezerv alanların yeniden tanımlanmasına tepkiler büyüyor. Büyük oranda yasa 8 Kasım'da geçti biliyorsunuz. Uzmanlar bu yasayı mülksüzleştirme yasası olarak görüyorlar, bu şekilde okuyorlar. Meclisten geçen bu değişiklikle birlikte rezerv alanı ilan edilen yaşam alanı ya da diğer bölgelerde yurttaşların, insanların rızası aranmaksızın yeni bir yapılaşmaya gidilecek ve henüz yasa geçer geçmez ilk olarak Beyoğlu'nda, İstanbul Beyoğlu'nda Beyoğlu Belediye Başkanı'nın bu yönlü muhtarlıklara bildirimleri olduğunu söylemiştik sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarda. Çok itirazı yüksek olan bölgeler var yine İstanbul'da ama Kürdistan'da da benzer örnekler var. Haliyle iktidar yasayı uygulamaya koydu. Danıştay'dan döner diyor uzmanlar. Fakat Danıştay'dan dönene kadar iktidar bayağı yol almış olacak. Neler yapılacak, neler olacak onları göreceğiz. Ve bu boyutuyla tabii teknik açıklamalara da ihtiyaç var. Nedir bu yasa, ne getiriyor, ne götürüyor? Özellikle Ahmet'te kentsel dönüşüm alanı kapsamına giren birçok nokta var, birçok mahalle var. Onlar için durum nasıl olacak bu yasayla birlikte ve yeni yerler olacak mı? Mimarlar Odası Ahmet Şubesi eş sözcüsü, eş başkanı Selma Aslan'la konuşacağız bugün. Ama öncesinde Talan Atlas'ımıza, Eko gündemimize bir göz atalım. Haftalık olarak yayınlanan Cin dergisinin 40. sayısı afetler ve afetler sonrası derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine odaklandı. Dergi, afetler de patriyarkaya dahil kapağıyla yayımlandı. Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından başlatılan 19 ilde 170 bin ağacın dikilmesi yönündeki program kapsamında Ahmet'in Erhane ilçesinde 10 bin ağaç dikti. Cengiz Holding tarafından açılmak istenen alanı Çan, Halil Ağa ve Bayramiçe Bağlı Hacı Bekirler mevkilerinin arasında bulunan Altın Bakır Madeni için Bayramiç Muratlar Köyü'nde keşif yapıldı. Cengiz Holding'in Halil Bakır Madeni projesi için ikinci kez verilen ÇED olumlu kararının iptali için Tema Vakfı, Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği ve yörede yaşayan 90 yurttaş dava açmıştı. Depremin üzerinden 10 ay geçti ancak hayati sorunlar sürüyor. Meleti'de yurttaşlar tarım alanlarına, su kaynakları ve yerleşim yerlerinin yakınına dökülen molozlara ve şehri kaplayan asbeste dikkat çekerek depremin öldürmediği bizleri asbestle öldürmeyin talebinde bulundu. Çevre ve Turizm Bakanlıklarının Üsküdar'daki Validebağ korusunda yapılmasını istediği Millet Bahçesi projesi mahkemeden döndü. Bakanlıkların hukuka aykırı olmadığını iddia ederek istinafa götürdüğü projeye verilen iptal kararına ilişkin açılan davada mahkeme talebin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Yıllardır Anadolu'da yaşam alanlarını ve geleceğini kömürün ipoteğinden kurtarmak için mücadele eden ve kömürden adil çıkış hedef 2030 kampanyasını sürdüren Türkiye'nin 11 şehrinden 13 yerel kurum iklim zirvesine ilişkin ortak açıklamada bulunarak somut taahhüt talebinde bulundu.
İstanbul'da yapılan denetimlerde doğada ve kuzey ormanlarında avlanıp esir edilerek satışı yapılan 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 19 bıldırcın ve 2 beç tavuğuna el konularak doğaya bırakıldı. Kuzey ormanları ve kırsalından kuş yakalayıp satmaya çalışan 24 kişiye toplam 2 milyon lira para cezası verildi. Tekirdağ'da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen kıyı ve denize tahrip ederek genişleme çalışmalarını sürdüren Jayport Limanı için bakanlık yeniden ÇED olumlu kararı verdi. Jayport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ tarafından liman kapasite artışı projesi kapsamında yapılması planlanan rıhtım alanı, kazıklı iskele, dolfen iskele ve dolgu alanıyla toplam 71.200 metrekare denizden alan kazanılması ve 338.929,49 metrekare alanda dip tarama yapılması planlanıyor. Kuzey Ormanları Savunması'nın ve Uskumruköy sakinlerinin çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları, Kuzey Ormanları'nın Sarıyer-Uskumruköy mevkiini işgal eden kaçak beton santrali önünde 25. kez eylemdeydi. Ağustos ayından beri doğayı tahrip eden kaçak beton santrali hakkında ilgili tüm resmi kurumlara yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını söyleyen yaşam savunucuları burada bir açıklama yaptı. Ardından belediyeye imza dilekçeleri teslim edildi. Kickback Polluters Out Koalisyonu'nun yeni analizine göre en az 2456 fosil yakıt lobicisine Dubai'deki COP28 zirvesine giriş izni verildi ve bu da dünyanın en büyük kirleticilerinden bazılarının temsilcilerinin önemli iklim görüşmelerinde daha önce benzeri görülmemiş bir varlık gösterdiğine işaret ediyor. Güney Asya ülkesi Endonezya'nın en aktif yanardağı olan Merapi faaliyete geçti. Püskürme sırasında bölgede bulunan en az 11 dağcının öldüğü, 12 dağcının ise kayıp olduğu bildirildi. Yanardağın yol açtığı güvenlik tehlikesi nedeniyle arama çalışmaları askıya alındı. Evet, bu programda defalarca o görüntülere yer verdik. Ok Meydanı'nı sizlere anlattık, Şahintepe'yi anlattık. Şimdi Ok Meydanı'na tekrar bakalım. Özellikle bu mülksüzleştirme yasası kapsamında yeni kentsel dönüşüm yasasından nasıl etkilenecek? 1970 ve 80'li yıllarda İstanbul'un en kenar mahallelerinden birisiydi Ok Meydanı. Zaman içerisinde artık ana ekonomik dinamiklerden birisi haline dönüştü. Haliyle iktidar bu alanları yoksullardan alıp yeni talan merkezleri haline getirmek istiyor. Uzun zamandır da bu yönlü çabaları var. Yıllardır yakınlara karşı mücadele veriyor Ok Meydanı. İzleyelim. Özellikle bizim yaşadığımız Ok Meydanı, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi gibi yerlerde, buralar 70'lerde, 80'lerde kentin çeperleri durumundaydı. Şimdi baktığımızda buralar kentin tam göbeğinde kalan aslında, tam merkezinde kalan alanlar haline geldi. Zaten bu buraların özellikle popülasyonun değişmesi, yaşayan insan profilinin daha Şişli gibi, Taksim gibi ya da merkezi alanlarda çalışan beyaz yakalı insanların dahi bu kira artışlarından sonra buralara yerleştiği bir durum vardı. Ama şimdi iktidar hamlesiyle şunu görüyoruz. Bu alanlar onlar için çok değerli, çok fırsat alanlarına dönmüş durumda. Buraları da bu yasalarla birlikte kentin merkezine bir yeni talan alanı haline getirerek kendin çok uzak bölgelerine de insanları bir nevi sürgün ederek, göndererek. Çünkü en son burada Şişli'de, Ok Meydanı'nın dibinde, Fethi Tepe Mahallesi'nde gördük. İnsanlar hak sahibi olmalarına rağmen, tapu sahibi olmalarına rağmen devlet polisle, çelik kuvvetle elektriğini keserek, suyunu keserek bir saldırganlık hali göstererek insanları bir anda mahalleden kovmaya, alanlarından kovmaya çalıştı ve nereye giderseniz gidin tavrıyla aslında. Herhangi bir garanti vermeyerek, herhangi bir yeterli kira desteği vermeyerek yaptı bunu. Depremi bahane ederek, aslında depremde görevini yerine getirmeyerek ama bir de üstüne depremi bahane ederek kentin en bilindik yerlerini, en merkezi yerlerini hak sahiplerinden çalarak aslında bir nevi kendine, kendi çetelerine,
beş çete diyebileceğimiz diye adlandırılan bir inşaat ağına bir peşkeş çekme operasyonu yapıyor aslında. Bugün de kendini bunun üzerinden kurmaya çalışıyor diyebiliriz. Evet, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçelim. Rezerv alanı uygulamasının ilk mağdurları da Üsküdar 29 Mayıs sitesi. 29 Mayıs Diyanet sitesi esasında ve bu sitenin sakinleri uzunca bir süredir nöbette. Ve orada yaşayan bir kadın, ben kiracıyım diyor. 7500 lira maaşla geçinmeye çalışıyorum. Kiramı, aidatları, faturaları zor ödüyorum. Çocuklar işsiz, eşim yok. Bu kışta, kıyamette nereye gideyim? Durum bu kadar vahim. ...15 gün içinde boşaltmazsanız, işte bilmem şu zorla, bu zorundan elektriğinizi keseceğiz, suyunuzu, doğalgazınızı kapatacağız. Çıkmadın. Ben kiracı bir insanım. Benim kimsem yok oğlum. Benim eşim kaybedeli 20 sene oldu. Ben ondan sonra geldim buralara evlatlarım için. Onlar da işsiz. Ben 7,5 lirayla geçineceğim diye uğraşıyorum. Aidatlarımı, kiramı zor veriyor. Kalanıyla düşünün yani. Ondan sonra faturam geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Ben çaresizlik içindeyim. Nereye gideyim ben bu yaşımdan sonra? Her gün stres, her gün üzüntü. Doldu kağıdına ev. 15 gün içinde çıkmazsanız işte şu böyle zorluklar, bu şöyle zor, tehdit kağıtlarda. Ben bu kış kıyamette nereye gideyim? Benim aldığım maaşım zaten aidatıma kiramanca yetişiyor. Ben nasıl giderim? Kiralar almış başını gidiyor. Arkam yok, eşim yok, kimsem yok. Kendi başıma böyle düşünüyorum, uğraşıp duruyorum evde. Sonuna kadar da arkasındayım bunun yani. Gidecek bir yerim yok. Arkasındayım. Ben bu hasta halimle her akşam buraya geliyorum. Desteklemek için. Çare için her güzel bir haberler alırım diye, sevindiğinden eve giderim diye. O tanınan 15 gün süreden de çok az bir zaman kaldığını hatırlatalım. 29 Mayıs Diyanet sitesi sakinleri için. Tekrar Avrupa yakasına geçeceğiz. Bu sefer Başakşehir'deyiz. Şahintepe Mahallesi. Senenin başından beri orada bir mücadele yürütülüyor. Aslında daha uzun yıllardır ama 2023'ün başından itibaren şiddetini artıran bir takım müdahaleler de olmuştu. Mahalleliler bu projeyi şimdi sürgün projesi olarak tanımlıyorlar ve onlar da aynı şeyi söylüyor. Ok meydanındakiler ne diyorsa, Fikirtepe'dekiler ne diyorsa bizi buradan gönderip yerlerimizi zenginlere verecekler. Bir gün gelecek yıkacaklar diye insanlar evlerinin çatısını yapmadılar. Evlerine belki boyasını bile adam akıllı yapmak istemediler. Bir gün gelecek yıkılacak, bir gün gelecek yıkılacak. Bu benim çocukluğumdan beri dönen laflardan birisi. Her sürekli herkes bir diken üstündeydi yıkılacak diye. Hesaba para atıp siz buradan gidin, Hacı Master'da falan yaşayın, oralara geçin. Biz buraları daha güzelleştirip daha farklı kişilerle paylaşmak isteyecekler. Zengin kişiler gelip oturacakmış. Başakşehir Belediyesi'nin diğer mahallelerinde gayet gittiğinizde sosyal donatılar, spor tesisleri, gençlere yönelik, yaşlılara yönelik birçok şeyler var. Ama burada hiç olmadı. O eksikliği hep yaşadık. Ve bunun akabinde burada şu an bir kentsel dönüşüm oldu. Ve kentsel dönüşümde tekrar yerimizi bu sefer elimizden alıyorlar. Biz zaten yıllarca mağduriyet gördük. Biz zaten yıllarca sıkıntı gördük. Şimdi evimizi istiyorlar bizden. Burada rant belli başlı yerlerde işte bazı şirketler arasında bölüşüyorlardı. Biz bunu şey de yorumluyoruz, rant çok büyük bir pastaydı. Bu pastayı paylaşmak için şirketler mücadele içerisindeydi. Burada tek bir mercihte toplanıp rantı kendi kişilerine, daha çok kendilerine yakın olan insanlara
paylaşabilmek için yaptıklarını düşünüyoruz. Artık biraz da böyle bir kırbaç diye düşünüyorum bunu. Burada yaşayan insanların yaş sınırlaması 50-60. Zaten yıllarca emek vermişler. Bir gece kondu tarzında veya bir kat, iki kat gibi bir ev yapmışlar. Bu saatten sonra rahat etmesi gerekirken bu insanların kalkıp bu süreç içerisinde işte bu oluşumun üzerine borçlanması, yani rahat etmesi gerekirken borçlanacak ömür boyu. Çocukları da aynı şekilde, torunları da aynı şey. Yani bu biz bunu hak etmiyoruz. Evet, Ok Meydanı Üsküdar ve Başakşehir Şahintepe. Bu videoların sahibi de Hakan Tosun, belgeselci arkadaşımız, sanal medya hesabından paylaşmıştı. Çok çok teşekkür ediyoruz. İzini sürüyor bütün bu kentsel dönüşüm kıskacı, rantsal paylaşım kıskacı altındaki yerlerde. Evet, Selma Aslan'la konuşacağız. Ahmet Mimarlar Odası eş sözcüsü. Gerçekten kentsel dönüşüm yasası mı, rantsal paylaşım yasası mı? Ve vatandaş bütün bunlara karşı ne yapacak? Tabii birçok soru var. Özellikle Ahmet özelinde de sorular yönelteceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Selma. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, böyle bu videoları, yani bu görüntüleri izlediğimizde hani ürkmemek, ürpermemek, kızmamak elde değil. Hakikaten karda kışta yine Türkiye'de bu tür trajedileri çok fazla yaşıyoruz, çok fazla görüyoruz. Bir gecede yine kapının önüne konulacaklar, suları kesilecek, elektrikleri kesilecek, doğalgazları kesilecek ve büyük bir çaresizlik içinde insanlar kendilerine gidebilecekleri yer bakacak. Bu da imkansız gibi görünüyor. Nedir bu? Öncelikle merhabalar, teşekkürler bize söz hakkı verdiğiniz için. Aslında biraz bir başlangıçtan sanki almak gerekiyor. 2012 yılında ilk 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun, aslında 99 depremi, İstanbul depremi ve 2011 Van depreminden sonra oluşturulan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde çalışmaları yürüten bir kanun oluşturuldu. Hani o tarihten bugüne baktığımız zaman aslında neredeyse 10 küsur yıl geçmesine rağmen hala kentsel dönüşüm ve yenileme adına yapılan çalışmaların aslında çok az olduğunu görmekteyiz. Hani buna nereden bakıyoruz? Aslında bakanlığın kendi verilerinden ve sayfalarından baktığımız zaman bu yenilemelerin mevcut yapı stokunun, riskli yapı stokunun ancak %2'sinin dönüştürüldüğünü hani görmekteyiz ve dolayısıyla aslında bu yapılan çalışmaların çok da buna hizmet etmediğini bize göstermekte. Aynı zamanda bunun birçok örneğini biz hem kentimizde yaşadık, hem Türkiye genelinde de birçok yerde kentsel dönüşüm yapılan yerlerdeki hem mağduriyeti hem dönüşüm alanlarının aslında ne kadar sıkıntıyla geliştirildiğini hani gördük. Şimdi bu süreci tek başına ele almamak gerekiyor. Yani 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun bu son günler içerisinde bir değişim ve dönüşüme uğratılmaya çalışılıyor. Hani orada bir takım değişiklikler yapılıyor ama bu yapılırken de bir de oluşturulan bir başkanlık var. O çerçevede ikisi birbiriyle bütünleşik olarak aslında yapılan değişiklikler ve çalışmalar olduğunu da söyleyebiliriz. Hani kısaca değinmek gerekirse işte geçmişteki durumu ve bugün yasallaştırılmak istenen duruma baktığımız zaman ki durum budur. Peki her ikisi de, yani iki şey yapıldı. Birisi kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen, sizin söylediğiniz 6306 sayılı kanunda yapılan değişiklikler. İkincisi de işte bu başkanlık, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan ve her ikisinin amacı da, derdi de depreme hazırlık.
Bu yasa ve kurulan başkanlığın depreme nasıl hazırlandığını da çok merak ediyoruz. Özellikle 6 Şubat'ta yaşanan o korkunç deprem sonrası yaşananlar hala ortadayken hakikaten ne kadar samimiler bu depreme hazırlık konusunda? Ya tabii aslında oluşturulan bu kentsel dönüşüm başkanlığının çalışma alanlarının genişletilmesi hani söz konusu. Bu alanlar genişletilen alanlar içerisinde çok pardon telefonumu kapatayım unutmuşum. Aslında plan yapma, imar planı yapma yetkisi, işte ruhsat verme, yapı ruhsatı verme yetkisi, iskan ruhsatı verme yetkisi gibi yetkilerinin genişletilmesi hani söz konusu. Bu çerçevede de zaten değiştirilmek istenen ya da hani eklenti yapmak istenen kanuna da bakınca işte 6306 sayılı kanuna da bakınca rezerv yapı alanının tanımı hani ve içeriği çok değiştiriliyor. Hani artık bu yapı rezerv alanları yapılı ve yapısız tüm alanlar üzerinde böyle bir değişiklik söz konusu olacak. Asıl hani sıkıntı orada. Yani siz evinizde oturuyorken bulunduğunuz yer ranta çok açık bir yerse ve rant getirisi çok yüksekse sabah kalktığınızda evinizden olabiliyorsunuz. Hani bu tür riskleri barındıran bir durum söz konusu. Yani bunun amacı aslında hani asıl amacının bu değişikliği yapılmasının asıl amacının işte son 6 Şubat depreminden sonra çalışmaları hızlandırmak ve sağlıklı kentler oluşturmak adına yapılan bir çalışma. Ancak bunun sonucunun öyle olmayacağını mevcut yasalardaki sıkıntılar, daha doğrusu kanundaki sıkıntılardan yola çıkarak ve bugüne kadar yaşanan pratiklerle böyle olmayacağını da çok net söyleyebiliriz. Yani hani geçen bu 11 yıllık süre içerisinde aslında yapılabilecek birçok çalışma varken maalesef ki çok azı çalışıldı ya da hani bütün bunlar rant odaklı geliştiği için rantı yüksek olan yerler ya da işte bu çalışmalar yapılırken mevcut yapı yoğunluğunun düşük olduğu yerlerde çalışmadan sonra bu yoğunluğun 2-3 katı arttığını da görebiliyoruz. Ya yani özünde çok da deprem odaklı çalışılan bir kanun olmadığını söyleyebiliriz. Değiştirilmek istenen. Yani aslında hep şeyi dile getirmek istedik. Hep dile de getirdik. 6306 sayılı yasanın yetersizliklerini, aslında değiştirilmesi gerektiğini. Ancak hiç bu şekilde de beklemiyorduk. O sorunlu bir şey yani. Evet. Peki sormak istediğim şu, uzunca bir süredir iktidarın meslek örgütleriyle ilgili de bir problemi var. Yani meslek örgütlerinin yetkisini tırpanlama, onları işlevsiz kılma gibi. Şu yeni kurulan başkanlık içerisinde meslek örgütleriyle, işte şehir plancıları odasıyla, inşaat mühendisleri odasıyla, mimarlar odasıyla, çevre mühendisleri odasıyla birlikte organizasyonlar var mı? Yoksa tek başına bu başkanlık nasıl? Yani sizin oradaki pozisyonunuz nedir? Size bir alan açılmış mı? Bizim meslek odası olarak herhangi bir alanımız yok orada. Siz de başta ifade ettiniz. Meslek örgütlerine karşı açılan bir savaş var. Hani özünde yapılmak istenen çalışmaların yanlışlığını ifade ettiğimiz için ya da sıkıntılı yönlerini dile getirdiğimiz için maalesef yani yaklaşık 20 yıldır süren meslek odalarıyla bir savaş hali devam etmekte. İşte bildiğimiz gibi son dönemlerde de TTB'ye yönelik yapılan bir haksız uygulama var. Dolayısıyla baştan beri aslında TUMOB'a dair de bir takım haklarımızın tırpanlanması söz konusu oldu. Ve tüm bu çalışmalarda hiçbir zaman çalışmaların içerisinde yer almadık. Hani aslında böyle bir çalışma yapılırken
üniversitelerden katkı alınabilir, meslek odalarından katkı alınması hani gerekir. Dolayısıyla bir bütün bakmak gerekiyorken sadece çevre şehircilik bünyesinde şu an oluşturulan bu başkanlığın daha çok müteahhitleri gözeten ve sermayedarlarla işbirliği şeklinde hazırlanan bir kanun olduğunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Ki Danıştay yol yani itiraz edilebiliyormuş bu kanun. Onun hukuksal tarafıyla ilgili de bir iki cümle edelim. Kimler yapacak bu itirazı? Mağdur olan vatandaşlar mı yoksa meslek odaları yapabiliyor mu? Aslında meslek odalarının birçok noktada yaptığımız itirazlar var. Ancak buna itiraz etme yetkimiz yok. Ve dolayısıyla itirazın ancak Türkiye Millet Meclisi içerisinde partisi grubu olan siyasi partiler ya da milletvekilleri üzerinden bir yasal sürecin başlatılabileceğini biliyoruz. Ama ancak bizim odaların böyle bir yetkisi olmadığını söylemek isteriz. Ve takipçisi olunmasını da bu konuda talep ediyoruz. Biz siyasi partilerden, muhalif olan siyasi partilerden. Çünkü gerçekten halkın genel yaşam biçimine bir müdahaledir. Haklarına bir müdahaledir. Çünkü sizin rızanız olmadan, bir de değiştirilen diğer bir maddesi de önceki süreçte 636 sayılı kanunun işte yapıların satışında ve vesaire durumlarda 3/2 çoğunluk aranırken bu bugünkü değişiklikle yarıdan bir fazlası %51 ile bu tür değişikliklerin yapılabilmesi demek. Aynı zamanda sizin mülkiyet hakkınıza da saldırı demektir. Hani bu anlamda da bakılınca kesinlikle sürecin takipçisi olmak gerekiyor. Ve iptal edilmesi noktasında da gerekli çalışmalar yapılmalı diye hani düşünüyoruz. Belki işte TUMOB'a bağlı meslek örgütleri bu noktada bu olayı tartışmaya hani daha çok açabilir. Yine işte kentlerimizde bunun ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu vatandaşa anlatabilirsek hani birlikte iptali için çalışma yapmış oluruz. Evet. Çok çok önemli bu söylediğiniz. Yani evi sağlam olsa bile bir kişinin sizi rahatlıkla çıkartabilecek o %51'den dolayı ve üstelik bunu da itiraz ettiğiniz halde hani gidin yasal hakkınızı arayın şeklinde değil de kolluk kuvvetleriyle istedikleri gibi çok daha rahat bir şekilde elleri güçlenmiş bir şekilde yapacaklar. Bu durumda insan şöyle düşünüyor, vatandaşın yapabileceği hakikaten hiçbir şey kalmıyor. Hakikaten hiçbir şey kalmıyor. O nedenle mülksüzleştirme ve mülkiyet gaspı olarak da tanımlanıyor. Bir soru daha yine bu teknik mecrada ilerleyelim. Sonra biraz Ahmet özelini konuşmak istiyorum. Çünkü birçok bölgesi var, semti var, mahallesi var. Bu kapsamda hem giden hem de gidecek olan. Yerel yönetimlerin yetkileri aslında gasp mı ediliyor? Çünkü galiba hiç kimseden onay olur almaksızın merkezi bir kararla bu başkanlık etrafında merkezi bir kararla yürütülecek işler gibi görünüyor. Tabii Kürdistan'da özellikle kayyumlar olduğu için onlar da merkezin valileri olduğu için biraz daha farklı bir durum ama Türkiye geneli açısından ne söyleriz? Ya evet, öncelikle bölgeden bahsetmek gerekirse sizinle bahsettiğiniz gibi aslında kayyumlar, irade gaspı olan kayyumların varoluşu zaten mevcut yasalara karşı belki bugün en fazla sesini çıkarması gereken yerel yönetimler olmalı. Çünkü bu direkt yerel yönetimlerin gaspını da beraberinde getiren bir şey. Ancak kayyumlar olduğu için buna karşı bölgede bu anlamda yerel yönetimlerden doğru bir tepki yok. Evet, yerel yönetimlerin çalışma alanının içine direkt girilen bir kanun. İşte başta da bahsettiğim gibi imar planı yapmadan, onaylamadan işte tutun da ruhsat belediyelerin en temel yaptığı hizmetlerden biri inşaat ruhsatı ya da iskan ruhsatı vermek. Bu gibi çalışma alanlarının tamamını kapsayan bir ihlal var söz konusu. Hani ne yapabilir? Aynı zamanda aslında şunu da biz geçmiş dönemde gördük. Mevcut iktidar
işbirliği içerisinde olmak istediği belediyelerle, hani kanunlar çerçevesinde işbirliği içerisinde olarak da bazı şeyleri yapabiliyor kendisine daha yakın olan belediyelerle, ama muhalif belediyelerle işbirliğini bırakın, siz mevcut uygulanması gereken yasalarla tanımlanmış bir takım hakları uygulanmasında bile sorun ve sıkıntı yaşattığını hani biliyoruz. Dolayısıyla direkt ilerleyen süreçlerde işte belediyelerin çalışma alanlarının birçoğunun belki de gasp edileceği, izin verilmeyeceği ya da yeni yeni yasalarla bir takım farklı değişiklikler geliştirilebileceği bir durum söz konusu maalesef. Evet. Peki Ahmet Bey, çevresindeki kentsel dönüşüm kapsamında olan yerler nerelerdir? Bunlarla ilgili bize neler söylersiniz? Şimdi uzun süredir aslında biz Ahmet Mimarlar ve Mühendisler Odası olarak ilan edilen kentsel dönüşüm alanlarını yakından takip etmeye, çoğu zaman bunları işte yasal mercilere taşımak gibi bir takım çalışmalar yürüttük. Hala bu çalışmaları yürütüyoruz, ancak hem şey anlamında, işte yasal anlamda çok yetemeyebiliyorsunuz, hem de yetememek derken mevcut siyasi konjonktürden kaynaklı söylüyorum. Ve hem de her gün o kadar çok yere ilişkin bir takım şeyler çıkıyor ki siz böyle koşturmak durumunda kalıyorsunuz sürekli. Şimdi 2015 yılında mesela Diyarbakır Kayapınar'ın Çöl Güzeli mevkiinde bir yaklaşık 40 hektarlık bir rezerv alanı vardı. Yine Fiskaya bölgesini hani biliyorsunuzdur. Fiskaya'nın rezerv alanı ilan edilmesi vardı ve bunun sonucu bizim açtığımız dava vardı. Ancak davayı kazanmıştık. Sanırım 2022 yılında tekrar orası rezerv yapı alanı olarak ilan edilmiş. Yine aynı şekilde Bağlar'da yapılan bir takım çalışmalar vardı. Ona dair bizim açtığımız davalar vardı kentsel dönüşüme ilişkin. Onunla beraber şu an Oğlaklı'da, daha doğrusu depremden sonra deprem konutları yapılan, daha doğrusu TOKİ'lerin yaptığı yapıların olduğu bölgelerde yapı rezerv alanları vardı, ama bunların bir kısmı daha sonra TOKİ'ye ya da farklı kooperatiflere satıldığını öğrendik. Bismil'de yine yapı rezerv alanları var. Yani hani mevcut şu ana kadar tespit edilen yapı rezerv alanları dışında aslında bundan sonrasının sıkıntı olduğunu, hani asıl mesele ne olduğunu biliyoruz. Çünkü artık her yer yapı rezerv alanına dönüşebilecek. Öyle ki bunun yasal şeylerinin, itirazların önü de kapatılmış durumda. Mesela eskiden plan değişikliğine siz işte bir ay askıda kalabiliyordu. Bir ay içerisinde itiraz etme hakkınız vardı. Ancak bu son yapılmak istenen değişiklikle mesela askı süresi 15 güne indiriliyor. Yine idarenin cevap verme süresi 5 günle sınırlandırılıyor ve dolayısıyla 15-20 gün içerisinde bir alanın siz imarını tamamen değiştirip dönüştürüp hemen başka bir şey yapabilme şansınız var. Yine mesela bilirkişi raporlarının hazırlanma süreci önceki süreçlerde çok fazlayken 10-15 günde sınırlamışlar. Yani çok hızlıca hareket edip hızlıca bir takım değişikliklerle mülkiyetin el değiştirmesi söz konusu olacak. Ve hepimizi ilgilendiren ciddi sorun, bir sabah kalktığımızda evsiz kalmış olabileceğiz. Hani bu kadar ekonomik sıkıntının yaşandığı, işte kriz ortamının bu kadar derin olduğu bir ortamda, işte asgari ücretin çok komik rakamlarda olduğu bir ortamda, bir de mülksüzleştirmeyle siz zar zor edindiğiniz bir mülkünüzün de elinden gitmesi söz konusu olacak. Hani böyle de bakınca gerçekten çok sıkıntılı bir sürecin hepimizi beklediğini söyleyebiliriz. Evet, ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız. Bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için sıkıntılı bir süreç bekliyor. Zaten İstanbul'dan bazı örneklerle de başladık. Bir Hatay projesi olarak ünlendi bu. Orası için düşünüldü ama tüm Türkiye'ye, Kürdistan'da dahil olmak üzere yayılmış durumda. Hep birlikte takip edeceğiz ve yine sizlere danışacağız, sizlere başvuracağız. Çok çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bize fırsat verdiğiniz için iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.
Evet, bundan sonrası için yapılacak çok şey var esasında. Ama çok daha güçlü bir itiraz kurmakla başlayacak her şey. Onun sağlanması da yine teknik insanların, özellikle işte meslek odalarının, meclisteki muhalif vekillerin, herkesin bir aradalığıyla gerçekleşecek. Bu gaspa karşı koyuş güçlü bir şekilde. Şimdi Afyon'a gidelim. Sultan Dağları'nda değerli maden aramak için su kaynakları ve dere yatakları tahrip edildi. Avcılar kesildi. Eber Gölü'nü besleyen dere yatağı dolduruldu. Yöre köylüleri de diyor ki koca ülkeyi sattınız. Bir burası mı kaldı? İzin vermeyeceğiz. 30 sene oldu. Biz onları sırtımızla götürdük, orlarda diktik. Onları biz yetiştirdik. Onları kimsenin sökmeye gücü yetmez. Önce son damlamıza kadar kanımızı akıtırız. Onlara yine söktümüz biz buraları. Oraları biz yetiştirdik. Ben oralara sırtımla 15 kilo suyu ben oralara, dağlara çektim. Yarın ben bahçama gidemeyeceğim. Bahçamdan bir şey yiyemeyeceğim. Tüm dere senekteki çocuklar, herkes dışarıdakiler, herkes bize destek olsun. Bu köyümüzü böyle bozdurmayacağız. Bu dağlarımızı böyle yıktırıp toza belatmayacağız biz. Biz kendimiz yaşayacağız. Biz bu madenden rahatsızız. İstemiyoruz, bunların çalışmasını istemiyoruz. 500 bin dağlarımız vardı. 4 ay dağlarda eğlendik. Bütün mallarımız orlarda şey oldu. Yayadık. Şimdi perişan olacağız. 15 yaştan sonra ben yurt dışında yaşıyorum ama her sene geliyorum köyüme. Köyümün zehirlenmesini hiç istemem. Güzel bir köy. İçinde yaşamak güzel. Her şey çok güzel. Neden zehirlesinler ki burayı? Neden? Neden desinler? Şükrediyorum. Böyle bir güzel memlekette yaşadığım için, doğduğum için. Şükrediyorum ya, böyle bir güzel memleketi nasıl bir maden uğruna harap edebilirler? Ve şunu söylüyorum, bütün yetkililere sesleniyorum. Bilinçli, baştaki insanlara, baştaki yetkililere sesleniyorum. Lütfen izin vermeyin. Bütün yöre halkının köyleriyle beraber, bayanlarla birlik olacağız. Kesinlikle bu maden şirketinin ormanlarımızda, topraklarımızda delik deşik edilmesine izin vermeyeceğiz. Mücadelemize de sonuna kadar devam edeceğiz. Dokunmasınlar, dokunmayın. Koca Türkiye'yi sattılar, bir bizim burası mı kaldı? Bizi de kesseler, buraya koymayacağız. Hadi gelmesin, tamam. Söylenecek çok söz var. Ülkenin batısı, özellikle Afyon, yani iktidarın rezerv oy alanı, biliyorsunuz bu bölgeler. Bir taraftan itiraz ediyorlar ama güzel de, yani koca ülkeyi sattınız, bir buralar mı kaldı, izin vermeyeceğiz diyorlar. Devam edelim. Söyleyecek başka şeyler de vardı ama şimdi söylemeyeyim. Devam edelim. Size Greta'yı tanıyorsunuz. İsveçli aktivist, İsveçli iklim aktivisti. Gencecik Greta Thunberg. Gelecek için Cumalar Hareketi'nden 3 arkadaşıyla beraber bir mektup kaleme aldılar. Nerede yayınlandı? The Guardian gazetesinde yayınlandı bu mektup. Diyorlar ki, şimdi Gazze ile ilgili bir refleksi oldu Greta'nın ve tukaka edildi çok çabuk bir şekilde. Yani İsrail'den yana tavır alması istendi aslında. Ama öyle güzel bir mektup yazmış ki, arada Kürdistan'da geçiyor. Yani görmek istemeyen gözler için. Genç iklim aktivistleri ayrımcılığı kayıtsız, şartsız reddediyoruz diyor. Hadi bakalım. Düzinelerce Birleşmiş Milletler uzmanı durumu soykırım olarak nitelendirdi. Yüzlerce uluslararası bilim insanı gelişen bir soykırım konusunda uyardı ve önde gelen İsrailli soykırım uzmanı Raz Segal bunu bir soykırım vakası olarak nitelendirdi. Ancak dünyanın çoğu, özellikle de sözde küresel kuzey, başka yöne bakıyor. İklim adaletini savunmak temel olarak insanlara ve onların insan haklarına önem veren bir yerden gelir. Bu nedene ne olursa olsun, insanlar acı çektiğinde, evlerinden kaçmak zorunda kaldığında veya öldürüldüğünde seslerini yükseltmek anlamına geliyor.
Sapmi, Kürdistan, Ukrayna ve diğer pek çok yerdeki ötekileştirilmiş gruplarla ve onların emperyalizme ve baskıya karşı adalet mücadeleleriyle dayanışma amacıyla her zaman grevler yapmamızın nedeni de budur. Filistin'le dayanışmamız da farklı değil ve kamuoyunun odağının Filistinlilerin şu anda karşı karşıya olduğu korkunç insani acılardan uzaklaşmasına izin vermeyi reddediyoruz. İsrail'li sivillerin Hamas tarafından korkunç şekilde öldürülmesi hiçbir şekilde İsrail'in süregelen savaş suçlarını meşrulaştıramaz. Soykırım meşru müdafaa değildir ve hiçbir şekilde orantılı bir tepki değildir. Ayrıca bunun Uluslararası Af Örgütü'nün apartheid rejimi olarak tanımladığı, Filistinlilerin onlarca yıldır boğucu bir baskı altında yaşadığı, daha geniş bir bağlam içinde gerçekleştiği de göz ardı edilemez. Bütün bunlar tek başına durum hakkında yorum yapmak için yeterli sebep olsa da bir İsveç hareketi olarak İsveç'in İsrail silah şirketleriyle askeri işbirliği yapması nedeniyle de sesimizi yükseltme sorumluluğumuz var. Ve bu da İsveç'i İsrail'in işgaline ve toplu katliamlarına suç ortağı yapıyor. Artık İsveç'te ve dünyada Yahudi karşıtı ve İslamofobik açıklama, eylem ve nefret suçlarında keskin bir artış görüyoruz. İsveç'in sadece iktidar bloğunun en büyük üyesinin lideri, camilerin yıkılmasından söz ederken Malmö'deki bir sinagogun önünde İsrail bayrağı yakıldı. Bu kabul edilemez. Antisemitizm ve İslamofobi de dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığı kayıtsız şartsız kınıyoruz. Birleşmiş Milletler uzmanları dünyayı soykırımı önlemek için harekete geçmeye çağırdığında biz de insanlar olarak buna açıkça dile getirme sorumluluğuna sahibiz. Bu affedilemez şiddete son verilmesini talep etmek temel bir insanlık meselesidir ve bunu yapabilecek herkesi çağırıyoruz. Sessizlik suç ortaklığıdır. Gelişmekte olan bir soykırımda tarafsız olamazsınız. Evet, güzel görüntülerle kapatalım. Paylaşımı destekleyen, dayanışmayı yücelten görüntüler bunlar. Ekoloji Derneği Ahmet'te 5. takas pazarını geçtiğimiz hafta kurdu. Türkiye gibi ülkelerde şöyle bir şey var. Yani başkasının eşyasını kullanmak, giymek, almak zorunda kalmak, bütün bunların hepsinin toplum nezdinde ötekilerine göre küçültücü sebepleri falan var. Ama öyle değildi, başka türlü bakmak lazım. Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da birçok yerde ikinci el pazarları var. Bir, ikincisi takas var. Yani birinin artık kullanmadığı ama hala kullanılabilir pozisyonda olan bir eşyasını aldığında ona karşılığında küçük bir şey verebiliyorsun. Senin verebileceğin artık senin işini görmeyen, kullanmadığın ya da yaptığın fazladan bir kavanoz reçel olabilir mesela. Onu verebilirsin. Yani takas kültürü bu kapitalist ekonomiyi alt etmek için, çünkü artık önüne geçilebilecek bir durumda değil tüketme çılgınlığı, bunun önüne geçebilmek için kurulmuş en iyi dayanışma yapılanmaları ve oldukça da yaygın. İşte Ahmet'te de böyle bir şeyin olması çok çok güzel. Umarız bundan sonra, yani başta bütün Kürdistan olmak üzere, her yere yayılır ve alıcısı da çok olur. Çünkü bu aynı zamanda bir yaşam felsefesi. Yani tüketim çılgınlığına son. Zaten varken, zaten daha yeni almışken, daha eskitmemişken, daha yıpratmamışken gidip şu rengini de, şu sunu da, bu sunu da almanın ne anlamı var? Böyle böyle hem paranız gidiyor, hem emeğiniz gidiyor, hem de devasa çöp yığını bırakıyoruz geride diyelim. Afrika'da bu çöplerle uğraşıyor çünkü. Ahmet'ten bu güzel görüntülerle noktalayalım Yeşil Pencere'yi. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Genel anlamda beşincisini gerçekleştirdiğimiz takas pazarındayız bugün. Dicle Kültür Sanat Derneği'ndeyiz. Bizleri evlerine açtıkları için de teşekkürlerimizi ediyoruz arkadaşlara. Takas bizler için aslında sürekli indirimler adı altında muhteşem kasımlar, kara cumalar, Black Friday'ler, böyle bir tüketim anlayışında aslında karşılıklı yardımlaşmayla, dayanışmayla ihtiyaçlarımızı giderebileceğimizi, bunu göstermenin bir yolu, dayanışmanın bir yolu. Bugün hepimiz burada belki bize ait bir nesneyi, bir kıyafeti bırakacağız. Karşılığında başka birine ait, onun ana oluşturduğu bir eşyayı devralacağız.
Yani takas sadece bir şeyi alıp vermenin yeri değil, aynı zamanda birbiriyle tanışmanın, dayanışmanın, anıları devretmenin bir yeri kültürü. Takasta gördüğünüz gibi sadece kıyafetler değil, kitaplar, yerel tohumlar, tohum takasını da önemsiyoruz bizler. Yerel tohumlar, çocuklara ait oyuncaklar ki bu kadar tüketimci, mülkiyetçi bir anlayışta bugün gördük ki çocuklar da aslında birbiriyle eşyalarını, oyuncaklarını, kullandığı eşyaları rahatlıkla takas edebiliyor ve bu noktada dayanışmaya dahil olabiliyor. Umarız bu kültür daha da gelişir. Çünkü var olan ekonomik krizde zaten bizler ihtiyacımız olan çoğu şeyi artık satın almakta da zorlanır hale geldik. Bunun dışında da bizim tükettiğimiz bütün nesnelerin, kıyafetlerin, plastik ürünlerin aslında ekolojik dengeye de büyük bir zararı var. Bizler bu yüzden tüketmemek, çok fazla tüketmek yerine olabildiğince az tüketmek ve paylaşmaya, dayanışmaya, komüne dayalı bir yaşam biçimini öneriyoruz. O yüzden daha fazla tüketerek ekolojik dengeye zarar vermek yerine bizler takas kültürüyle hem dayanışmak hem ihtiyaçlarımızı bu şekilde gidermek olarak bir yardımlaşma kültürünü hatırlatma yönünde bu pazarı bugün gerçekleştirdik. İlk defa katılan arkadaşlar için takas, biz bir ürünü aldığımızda başka birinin bir eşyasını, beğendiğimiz eşyasını aldığımızda kendimizden bir nesne bırakıyoruz. Bu şekilde takas karşılıklı gerçekleşiyor ama bunu hani ben aldım, onu aldım, diğerini bıraktım gibi değil. Bu eşyanın sahibiyle belki bir tanışıp kısa bir sohbet ederiz. Bu eşyayla, kıyafetiyle ilgili bizimle paylaşmak istediği bir şey olur ya da bıraktığı kitabıyla ilgili. Bu şekilde paylaşıma dayalı, ilişkiye dayalı bir takas gerçekleştirirsek çok daha anlamlı olur. Herkese şimdiden iyi. Biz bu dereleri, bu suyumuzu kimseye vermiyoruz evladım. Bunu bilsin, bunu dünya da bilsin. İro, mahvaz, emlivi deri. Misal talankirina, vazay ahve. Misal talankirina, daru daristanin cüdiye. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları.